insanın vücudundaki maddeleri bütün kainattan miligram miligram toplayıp da insan vücudunda onu yerli yerinde istihdam eden bir irade, bir ilim, bir kudret, bir şuur sahibinin varlığı 2 kere 2 4 eder gibi net bir şekilde ortaya çıkıyor mu? Nasıl eczanede o maddelerin var olması ilacın varlığına tek başına yeterli sebep olmadığı gibi şu insanın vücudundaki maddelerin de şu dünyada var olması bütün o maddelerin tesadüfen bir araya gelip insanı oluşturması için yeterli sebep değil. Öyleyse o maddeleri kullanıp da insanı yaratacak, yapacak arada bir Allah lazım. Şimdi bir ilaç gerekti. Eczaneye gittik. Dedik ki bize şu hastalıkla alakalı, şu hastalığa şifa olacak şöyle bir ilaç lazım. İlacın bütün formülünü yazmış doktor. Bu ilaçtan lazım. Verdik eczacıya. Eczacı baktı ki ilacın içinde 50 tane madde var kullanılacak. Götürdük eczaneye bıraktık. Sonra tekrar ilacı almaya geldiğimizde baktık ki ilaç yapılmış. Masanın üzerinde duruyor. Fakat eczacı yok. Şimdi arkadaş dese ki ya eczacı diye bir şey yok zaten. Bu ilacın yapılması için gerekli maddelerin hepsi burada var. Sebepler burada, sonuç da burada. Öyleyse sen daha niye bir eczacı arayışına giriyorsun ki? Görmediğine neden inanma ihtiyacı hissediyorsun ki? Zaten yok öyle birisi. Sebepler burada, sonuç burada. Maddeler burada, o maddelerin birleşmesinden ortaya çıkan ilaç burada. Öyleyse eczacıya gerek yok dedi. Sen de dedin ki, ya dedin arkadaş bu ilacı inceleyelim. Bakalım ilacın içinde ne var? 50 tane kavanozdan hepsinden miligram miligram alınmış ve tam formüle göre ne eksik ne fazla. Birinden 1 miligram fazla olsa veya birinden 1 miligram eksik olsa o ilaç özelliğini kaybedecek. Bunların bu maddelerden miligram miligram ölçülü, tartılı, tam ilacın formülüne göre toplanıp da gelip bu şişenin içinde birleşmesi, kendi kendine olması mümkün mü? Bunun sadece bu sebeplerle, bu sebeplerin bir araya gelmesiyle, bu maddelerin mizansız bir şekilde, ölçüsüz bir şekilde bir araya gelmesiyle tesadüfen bir araya gelmesi mümkün mü? Nasıl olacak bu iş? Yoksa bir rüzgar esti, rüzgar esince raftaki maddeler, malzemeler, kavanozlar döküldü. Sonra onlar da bir yerde birleştiler. Onların da içinden tam ilacın formülüne uygun miligram miligram o miktarda döküldü. Sonra gitti şişe de orada açık kalmış. Onun içine döküldü, kapak da esti, rüzgar da onun kapağını kapattı. Böyle desen herkes güler. Şimdi söyleyecek eşek muzaaf bir eşek olsa, sonra insan olsa bu fikri kabul etmem deyip kaçacaktır diyor. Şimdi ilacı inceleyince bu ilacın o sebeplerin bir araya gelip o maddelerin kendi kendine veya tesadüfen bir araya gelip de birleşip de o ilacın o şişede toplanıp bir araya gelip de o ilacı oluşturması mümkün olmadığını en akılsız adam dahi anlamaz mı? Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimali var mı ki? O şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar yalnız o miktar kadar aksın, beraber gitsinler, toplanıp o macunu teşkil etsinler. Acaba bundan daha hurafe, daha batıl, daha muhal bir şey var mı? Eşek muzaaf bir eşek olsa, sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Yani orada eczacıyı görmüyoruz, eczacı belki gitmiş. Ama eczacının varlığının en büyük delili olan o ilaç orada. O ilacın orada var olması muhakkak ve mutlaka eczacının varlığına delildir. Çünkü o maddelerin orada bulunması, o ilacın yapılması için yeterli sebep değil, yetmez. Çünkü o maddeleri o ilacın formülüne göre miligram miligram aklen, mantıken düşünüp, tartıp, ölçüp de bir araya gelip getirip o şişelere dolduracak ilim lazım, şuur lazım, akıl lazım, kimyagerlik lazım, eczacılık lazım. Bunların hiçbiri o maddelerde yok. Öyleyse o maddeler tesadüfen bir araya gelerek rüzgarın çarpması sonucu dökülüp de bir araya gelip o şişedeki ilacı oluşturduğunu eşeğe deseniz ki bu fikri kabul etseni insan yapacağız deseniz o fikri kabul etmekle insan olacağını bilse yine eşek muzaaf bir eşekliğe girse diyor o fikri kabul etmem ben eşekliği kabul ederim ama bu fikri kabul etmem deyip kaçacaktır diyor. Yani bu tarz bir fikri kabul eden değil mi bu maddelerin tesadüfen bir araya gelmesi sonucunda
aslında bu şişedeki ilacın oluştuğunu kabul eden bir insanın aklının herhangi bir hayvan kadar çalışmadığını ortaya koyan bir ders. İşte bu misal gibi her bir zihayat, elbette zihayat bir macundur. Ve her bir nebat, her bir bitki hayattar bir tiryak gibidir ki çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba ana sıra isnat edilse, mesela insanın terkibini düşünün. 114 tane maddeden ibaret diyorlar. Bir şeyde 104 tane madde diyorlar. Bakın dünyada ne kadar madde varsa hepsi insanda toplanmış. Alüminyum var, bakır var, magnezyum var, potasyum. Bütün her yerden toplanmış. Adeta neye benziyor biliyor musunuz? Şu insan bir ilaç, şu dünyadaki bütün maddeler de o kavanoz şişeler. Şimdi bu insanın yapısını inceledik, baktık ki bütün bu kavanoz şişelerin hepsinden, yani şu kainattaki bütün maddelerden miligram miligram toplanmış, doğru mu? O kadar hassas ki. Bir abimiz hastalanmıştı da Almanya'ya tedaviye gitti, dediler niye burada olmadın falan. Ya dedi bunun tedavisi orada. Neymiş hastalığı? Vücutta altın eksikliği varmış. Allah Allah, altın yesen olmaz mı? Olmuyor işte. Bak bütün maddelerden miligram miligram her birinden toplanmış, o ilaç şişesinde toplanan o ilaç gibi insanda bütün kainattaki maddelerden toplanıp şu insan dediğimiz şişenin içinde bir araya getirilmiş mi? Şimdi gözümüzle görüyoruz bunu. Aynaya bakın, kendinizi görürsünüz. Herhangi bir portakalı düşünün, elmayı düşünün, herhangi bir bitkiyi düşünün, herhangi bir hayvanı düşünün. En bariz örneği insanın kendisi. Şimdi bütün bu maddelerin varlığı, bu maddelerin bir araya gelerek insan olması için yeterli sebep mi? O eczanedeki şişelerdeki maddelerin varlığı, o ilacın oluşması için tek başına yeterli sebep olmadığı gibi, şu dünyada insanı oluşturacak, insanın vücudundaki maddelerin tamamının bulunuyor olması, insanın tesadüfen kendi kendine o maddelerin bir araya gelmesi sonucunda oluştuğu fikrini asla vermez. Böyle bir fikri asla hiçbir zihşuur kabul edemez. Öyleyse ne var? İnsanın vücudundaki maddeleri, bütün kainattan miligram miligram toplayıp da insan vücudunda onu yerli yerinde istihdam eden bir irade, bir ilim, bir kudret, bir şuur sahibinin varlığı iki kere iki dört eder gibi net bir şekilde ortaya çıkıyor mu? Nasıl eczanede o maddelerin var olması ilacın varlığına tek başına yeterli sebep olmadığı gibi, şu insanın vücudundaki maddelerin de şu dünyada var olması, bütün o maddelerin tesadüfen bir araya gelip insanı oluşturması için yeterli sebep değil. Öyleyse o maddeleri kullanıp da insanı yaratacak, yapacak arada bir Allah lazım. Yani şuraya tuğlayı, çimentoyu, harcı, demiri, şunu bunu yığsanız sebepler hazır. Bina orada yıllarca dursa, tesadüfen zamanla tabiat ve doğa olayları sonucunda kendi kendine ne olur onlardan? Hiçbir şey olmaz, hepsi taşlaşır, çürür gider değil mi? Zamanla mükemmel ve muhteşem bir villa, muazzam bir bina ortaya çıkar mı? Hiçbir akıl bunu kabul eder mi ya? Öyleyse ne lazım arada? Usta lazım. Ustanın elinden geçecek, tuğlalar tek tek projeye göre dizilecek ki o netice ortaya çıksın.